Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde noktalama işaretlerine bakacağız. Başlayalım. Nokta anlamca tamamlanmış, yüklemi olan cümlenin sonuna konur. Mesela örnek verelim. Türk Dil Kurumu 1932'de kuruldu dediğimizde cümle tamamlanmış. Düşünüyordum ona ne yaptım diye şeklinde tamamlanan cümlelerin sonunda kullanılır. Bazı kısaltmaların sonuna da konur nokta. Albay dediğimizde Türkiye Cumhuriyeti yine Türkiye'yi TR şeklinde kısalttığımızda cadde, sokak vesaire sayılardan sonra sıra bildirmek için konur. Üçüncü dediğimizde 15. ya da ikinci Mehmet dediğimizde tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. Bu önemli. Gün, ay ve yılı birbirinden ayırmak için nokta kullanılır. Notumuz var. Tarihlerde ay adları Yazıyla da yazılabilir. Bu durumda ay adlarından önce ve sonra nokta kullanılmaz. Örnekte olduğu gibi 29 Ekim 1923. Yazıyla yazıldığı için ay ismi nokta kullanılmaz. Ama sayıyla olsaydı nokta kullanılır. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur. Bu da önemli. Saatlerde ve dakikalarda nokta işareti kullanılır. Nota bakalım. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için iki nokta kullanılmaz. Sadece nokta kullanılır. O normal günlük hayatta kullandığımız saatlerde ya da telefonlarda iki nokta vardır. Ama yazım kuralı olarak bu Türkçe'de yanlış arkadaşlar. Nokta işareti kullanılır. Virgüle bakalım. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli bunlar ne olabilir? İsim olabilir, sıfat, zarf olabilir. Dolaylı tümleç olur, özne olur, tamlayan olur, tamlanan olabilir. Edat olur, bağlaç olur. Gerçi bağlaç olmaz da kelime ve kelime gruplarının arasına konur. Ne dedik virgüle? Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur. Mesela örneklere bakalım. Uzun, bakımlı, sarı saçları vardı. Sıfatları ayırmak için kullanılmış virgül adam biraz huzursuz, heyecanlı ve aceleci davranıyordu derken zarfları ayırmak için kullanılmış. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için de virgül kullanılır. Düşündü ki, pardon düşündük, taşındı, karar verdik, virgül kullanılır. Eve gelmiş, annesini görmüş, onunla halleşmiş. Yine eve gelmiş dediğinde, annesi görmüş dediğinde bu şekilde virgül kullanılır cümleleri ayırmak için. Uzun cümlelerde Yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için kullanılır, virgül. Ne dedik? Özneyi belirtmek, vurgulamak amacıyla kullanılır. Örneğe bakalım. Yalnızlık, virgül, insanoğlunun her den başvuracağı dinlenme adasıdır. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin ya da ara cümlelerin başına ve sonuna virgül konur. Ara söz ve ara cümle bunları biliyoruz değil mi? Onların başına ve sonuna mutlaka virgül kullanılır ya da kısa çizgi olabilir. Adana'yı çocukluk yıllarımın geçtiği o güzel kenti virgül çok özledim. Burada ne var? Adana'yı derken açıklama var. Yine ara cümle var. Şimdi efendiler müsaade buyurursanız size bir sual soracağım derken müsaade buyurursanız sözcüğü cümlesi ara cümle olduğu için virgül içerisinde kullanılmış başında ve sonunda. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına da virgül konur. Akşam, yine akşam, yine akşam. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra da virgül işareti kullanılır. Tekrar ediyorum. Eğer bir cümle tırnak içerisinde kullanılmadıysa aynı zamanda o sözcük daha doğrusu o cümle alıntı cümlesi ise virgül Ondan sonra, o cümleden sonra konur. Mesela Adana'ya yarın gideceğim gün dedi. Bugünlerde çok hastayım virgül dedi şeklinde. Konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin bitimine konur. Şu şekilde. Bu akşam Sayın Bey'le gidiyor musunuz? Virgül diye sordu. Bu şekilde. Kendinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşrik bildiren hayır, yok, evet, peki, pekala, tamam, olur, hay hay, baş üstüne, öyle, haydi, elbette gibi kelimelerden sonra konur. Dikkat edelim. Kabul, red ve teşvik bildiren. Mesela hayır, evet, yok, pekala, tamam, hay hay gibi kelimelerden sonra kullanılır. Peki, virgül, gideriz. Olur, virgül, ben de size katılırım. Hay hay, virgül, memnun oluruz bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır. Evet virgüller arkadaşlar anlam karışıklığını önlemek için kullanılır. Ve cümleler arasında ilişki olmadığı zaman, bağlantı olmadığı zaman virgül kullanılır. Hasta virgül adama bir şey sordu. Hasta adama deseydi sıfat olurdu. Bu virgül tek gözlü yine virgül genç fakat ihtiyar görünen bir adamcağızdır. Bu gece virgül eğlenceleri içlerine sinmedi. Nokta küçük dolabın ardına gizlendi. Eve gittiğimde virgül verdiğin soruları çözdüm. Bu şekilde örnekleri arttırabiliriz. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra da virgül işareti kullanılır. Dikkat edelim. Hitap kelimesi neydi? İşte sayın başkan, sevgili öğrenciler tarzında efendiler gibi seslenme ifadeleri de olabilir. Bunlardan sonra virgül kullanılır. Sayın başkan, değerli arkadaşım virgül. Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için de zaten virgül kullanıyoruz. Metin içinde Ard arda gelen zarf fiil eki almış kelimelerden sonra konur. Ama ard arda gelmiş olması lazım bu zarf fiil eklerinin akşam bir karara varıp virgül ona dikkatle bakala, bakarak konuştu. Yağmur yağıp toprak bereketlenince virgül bir dakika çiftçilerin yüzü gülünce mutlu olduk. Bu şekilde zarf fiil ekleri ardarda sıralanmış. Metin içinde bir tane zarf fiil eki almış kelimelerden sonra virgül kullanılmaz. Dikkat edelim. Her akşam eve koşarak gidiyordu. Burada herhangi bir virgül kullanılmaz. Özne olarak kullanıldıklarında bu şu o zamirlerden sonra da virgül işareti kullanılır. O eski defterleri çoktan kapatmış. Virgülün gelemeyeceği yerler var arkadaşlar. Onlara bakalım. Virgüller nerelere gelemez? Tamlamaların arasına virgül konmaz. Mesela bilgisayarın ekranı dediğimizde araya herhangi bir getiremeyiz virgül. Huzursuz günler bizi bekliyor derken huzursuz günlerin arasına virgül konamayız. İkilemelerin arasına virgül konmaz. Dikkat edelim. İncik boncuk dediğimizde arasına virgül gelmez. Çoluk çocuk dediğimizde arasına virgül gelmez. Metin içinde ve veyahu veyahut ya ya bağlaşlarından önce de sonra da virgül konmaz. Zaten genellikle bağlaşlardan önce ve sonra virgül işareti kullanılmıyor. Ya annesiyle ya babasıyla yaşayacak. Romanlarında ve öykülerinde ağır bir dil kullanılmış gibi örnekleri arttırabiliriz. Ne demiştik? Notumuz neydi? Bağlaşlardan önce ve sonra virgül kullanılmazdı. Tekrarlı bağlaşlardan önce ve sonra da virgül kullanılmaz. Tekrarlı bağlaş deyince aklımıza ne gelecek? Ne ne ister ister gerek gerek ya ya hem hem gibi bağlaşlar. Hem gider hem ağlar. Dikkat edelim virgül yok ne ders çalışır ne kitap okur. Virgül yok. Gerek Nesir'de gerek Nazım'da virgül yok. İster siz ister inanın ister inanmayın dediğine de arada herhangi bir virgül işareti kullanılmaz. Cümlede pekiştirme ve bağlama görevinde kullanılan da de bağlacından sonra virgül konmaz. Dikkat edelim. Metin içinde ınca ince anlamıyla zarf fiil görevinde kullanılan mı ekinden sonra da virgül konmaz. Şu şekilde ben aç yattım mı kötü rüyalar görürüm. Mı soru edatı eğer ince ince zarf fiil anlamında kullanıldıysa görevinde kullanıldıysa mı sonra virgül kullanılmaz. Öyle zekiler var ki konuştular mı ağızlarından bal damlıyor. Şart ekinden sonra virgül konmaz. Burası önemli. Düzenle çalışırsan atanırsın. Ama şart eki ardarda arda sıralandıysa virgül kullanılır. Atanırsan virgül, para biriktirirsen evleniriz. Geçelim şimdi noktalı virgüle. Cümle içinde virgülle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur. Ne dedik? Virgülle ayrılmış tür ve takımları birbirinden ayırmak için kullanılır. Mesela lisedeyken matematik, fizik, kimya noktalı virgül, tarih, Türkçe, coğrafya derslerini sevmezdim. Pazardan elma, armut, üzüm, noktalı virgül, burası meyve, lahana, karnabahar aldım, yine sebze. Noktalı virgül ögeler ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Mesela söz var iş bitirir, noktalı virgül söz var baş yitirir. Ne dedik? Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır. At ölür meydan kalır, noktalı virgül yiğit ölür şan kalır. İkiden fazla eşdeğer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konulabilir. Mesela şu şekilde Kerem noktalı virgül Ahmet Emre Basri ve Görkem maça çağırdı. Özneyi ayırmak için değil mi? Yeni usul şiirimiz noktalı virgül zevksiz acemice görünüyordu. Bu şekilde. İki noktaya bakalım. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonunda konur iki nokta. Mesela edebiyat dünyamızda pek çok alanda eserler verdi. İki nokta üst üste roman, hikaye, deneme vesaire. Ya da şu şekilde örnek veriyoruz. Milli edebiyat akımının temsilcilerinden bir kısmını sıralayalım. İki nokta üst üste Ömer Seyfettin falan. Halde edip adı var. Bunları arttırabilirsiniz siz. Bu şekilde kendisiyle ilgili örnek verilecekse o cümlenin sonuna iki nokta işareti kullanılır kendisiyle ilgili açıklama yapılacaksa, açıklama verilecekse yine cümlenin sonuna iki nokta kullanılır. Kendimi tanıtayım. İki nokta üst üste. Edebiyat öğretmeniyim. Adım Elif Akçakaya tarzında mesela. Şu konuyu şöyle de açıklayabiliriz. İki nokta üst üste. Sanat bireysel değil evrensel temalar üzerinde durmalıdır şeklinde örnek verebiliriz. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna da iki nokta kullanılır öğretmenimiz örnekleri saydı. 2 nokta üst üste altı geçiyoruz. Konuşma çizgisi var. Şimdi geçelim 3 noktaya. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlenin sonuna konur. Tamamlanmayacak cümle. Yani yükleme olmayacak daha doğrusu. Avluda sigara içen adamlar 3 nokta. İleride masmavi pırıl pırıl bir deniz 3 nokta. Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı açık yazılmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine konur. Ne dedik? Kaba sayıldığı için açık açık verilmek istenmeyen kelimelerin ya da bölümlerin yerine kullanılır 3 nokta işareti. Bu bilgiyi 3 nokta den duydum mesela isim vermek istemiyor. Kılavuzu karga olanın burnu 3 nokta tam ay çıkmaz. Bu şekilde ünlem ve soru işaretinden sonra 3 nokta yerine 2 nokta kullanılması yeterlidir. Çünkü neden? Ünlem işaretinin de bir tane noktası var. Tekrar ediyorum. Ünlem ve soru işaretinden sonra 3 nokta yerine 2 nokta kullanılması yeterlidir. Neden? Soru işaretinin ve ünlem işaretinin bir tane noktası var zaten. Olaylar, nitelikler, adlar sayıldıktan sonra benzerleri, anlamları onların sonuna 3 nokta kullanılır. Şu şekilde Dün herkes tören alanındaydı. İki nokta üst üste. Öğrenciler, öğretmenler üç nokta. Burada birçok meyve yetişir. Elma, armut, muz üç nokta. Bir alıntının atlanmış bölümleri olduğunu göstermek için de üç nokta kullanılır. Geçelim şimdi soru işaretine. Soru eki veya soru içeren cümle veya sözlerin sonuna konur. Yemek yediniz mi? Beni kim aradı? Sınava kaç gün kalmış? Soru belir Soru belirten cümlelerin sonuna soru işareti kullanılır. Soru bildiren ancak soru eki veya soru içermeyen cümlelerin sonuna konur. Mesela şu şekilde soru içermeyecek ama bir sözcük soru bildirecek. Bu nasıl oluyor? Öğretmen öğrenciye sordu. İki nokta üst üste adın soru işareti kullanılır. Aslında adın ne demek istiyor değil mi? Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih ve benzeri durumlar için kullanılır soru işareti. Özellikle bilinmeyen, kesin olmayan ve kanıtlanmayan yer ve tarih gibi durumlar içinde soru işareti kullanılır. Mesela Yunus Evre 1240 soru işareti 1320 mesela ya da doğum yerine soru işareti bırakabiliriz sadece. Aynı zamanda mesela tarih verdik ondan emin değiliz. 1496 parantez içinde soru işareti kullanırız emin olunmayan cümlelerin sonuna kullanılır demiştik sözcüklerin. Notumuz var. Mımi ekini alan yan cümle temel cümlenin zarf cümleci olduğunda cümlenin sonuna soru işareti konmaz. Ne demek istiyor? Neye bakalım? Akşam oldu mu herkes evine çekilir. Aslında buradaki mımi soru bildirmiyor değil mi? Hava karardı mı dışarı çıkmayız? Soru bildirmediği için soru işareti kullanılmaz. Geçelim şimdi. Devam edelim. Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti en sona konur. Dikkat edelim. Sıralı cümle varsa arkadaşlar hepsine tek tek soru işareti koymanıza gerek yok. Soru işaretini en sonda kullanmanız yeterli. Yanındaki arkadaşın mı? Virgül. Kardeşin mi? Soru işareti. Bu sesler yakından mı? Virgül. Uzaktan mı geliyor? Soru işareti. Ünlem işaretine bakalım. Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna konur. Yani kısaca duyguları anlatan, seslenme belirten cümlelerin sonuna ünlem işareti konur. Aşk olsun ya da ne mutlu Türk'üm diyene, vah vah, hava ne kadar da sıcak, sen ne yaramaz çocukmuşsun gibi. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra da konur. Dur yolcu, ordular, ünlem işareti, İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri ünlem. Ey Türk gençliği ünlem. Nota bakalım. Ünlem işareti seslenme ve hitap sözlerinden hemen sonra konulabileceği gibi cümlenin sonuna da konulabilir. Burada büyük harf kullanımına dikkat edeceğiz. Neden? Ünlem işaretinden sonra büyük harfle başlar cümle. Ne dedik? Notumuzda ne demiştik? Hem sözlerden sonra hem de cümlenin sonuna ünlem konulabilir. Şu şekilde eyvah ünlem işareti Yemekler yandı ya da eyvah virgül yemekler yandı ünlem işareti. Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır. Ne dedik? Alay varsa, kinaye varsa, küçümseme varsa, aynı zamanda tam tersini kastetme varsa parantez içinde ünlem kullanılır. Adam akıllı parantez içinde ünlem olduğunu söylüyor. İsteseymiş bu işi bir günde bitirirmiş. Yine parantez içinde ürünler. Kısa çizgiye bakalım. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna konur. Ve bitişik yazılır. Demişiz. Ne diyeceğiz arkadaşlar kısa çizgiye? Ara sözlerin ve ara cümlelerin başına ve sonuna konur diyelim arasında ve, ila, illa, den, ev anlamları vermek için kelimeler veya sayılar arasında kısa çizgi kullanılır. Mesela İzmir Aydın yolu dediğim Ural, Ayta, Ural Altay dili. 930 1030 1914 ila 1918. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Kısa çizgi burada hep ila arasında ve ile gibi anlamlarda kullanılmış. Türkçe Fransızca sözlük, Türk Alman ilişkisi gibi cümle içinde sayı adlarının yinelenmesinde araya kısa çizgi konmaz. Dikkat edelim. 10-15 yıl içerisinde dediğimizde oradaki araya kısa çizgi konmaz. Yanlış 3-5 kişi dediğimizde de araya kısa çizgi getirilmez. Satır sonuna sığmayan sözcükler hecelerin bölününce kısa çizgi konduğunu hepimiz biliyoruz değil mi? Satır sonuna sığmazsa kısa çizgiyi ile ayırıyoruz heceleri. Sözcükleri heceleri ayırmada kullanılır. Aynı zamanda köklerin ve gövdelerin sonuna ve eklerin başına gelir. Şimdi tırnak işaretine bakalım. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak için alınır. Yani başka bir kaynaktan ya da kişiden bir söz alıyorsak, olduğu gibi aktarıyorsak tırnak içinde veririz. Ulu Önder'in tırnak içinde ne mutlu Türk'üm diyene tırnağı kapat sözü her türkü duygulandırır. Aynı zamanda tırnak işareti özel olarak vurgulanmak istenen sözler de tırnak içine alınır. Mesela yeni bir tırnak içinde barış taarruzu başlandı. O her şeyinde tırnak içinde ölüm temasını ele alır. Vurgulanmak istiyor değil mi bu sözcükler? Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları ile bölüm başlıkları, tırnak içinde alınır. Tekrar ediyorum. Cümle içerisinde eğer bir eser ya da yazar adı ya da bölüm başlığı geçiyorsa tırnak içinde alınır arkadaşlar. Yazım kuralları bölümünde tırnak içerisinde yazım kuralları bazı uyarlara yer verilmiştir. Öğrenciler tırnak içinde kendi gök kubbemiz şiirini incelediler. Nota bakalım. Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret, nokta, soru işareti, ünlem işareti ve benzeri tırnak içinde kalır. Dikkat edelim. Noktayı tırnağın dışından çıkarmıyoruz. İstanbul için dünyada başka şehir yoktur. Nokta diyorlar mesela. Cümle içerisinde özel olarak belirtilmek istenen sözler, kitap ve dergi adları ve başlıkları tırnak içine alınmaksızın eğik yazıyla dizilerek de gösterilebilir. Bunu daha söylemiş olalım. Şimdi geçelim yay ayracağı cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgiler için kullanılır. Yay ayraç içinde bulunan ve yargı bildiren anlatımların sonuna uygun noktalama işareti konur. Ne dedik? Cümlenin dışında kalan ek bilgiler için yay ayraç kullanılır. Mesela Anadolu kentlerini, köylerini yay ayraç içerisinde köy sözünü de çekinerek yazıyorum. Gezsek bile görmek için değil vesaire vesaire bu şekilde arkadaşlar cümle dışı sözcükleri kullanabiliriz. Yay ayraç içerisinde. Özel veya cins isme ait ek ayraçtan önce yazılır. Buna dikkat edelim. Ekler her zaman ayraçtan önce yazılır. Şu şekilde Yunus Emre'nin derken ayraç içine doğum tarihini, ölüm tarihini yazdık. Sonra nin diye ayırdık. Olmaz. Önce Emre'nin bitişik yazıyoruz. Sonra ayraç için ekliyoruz. Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın karakterlerini, durumlarını açıklamak, göstermek için yay ayraç kullanılır. Özellikle ne dedik? Tiyatro metinlerinde. Konuşan kişinin hareketini, duygu ve düşüncelerini belirtmek için arkadaşlar yay ayraç kullanıyoruz. Alıntıların aktarıldığı eseri, yazarı veya künye bilgilerini göstermek için de yay ayraç kullanılır. Aynı zamanda bir sözcüğün eş anlamlısı verilirse de yay ayraç içerisinde geçebilir. Bir söze olay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem işareti yay ayraç içinde alınır. Dikkat edelim. Bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını göstermek için kullanılan soru işareti yay ayraç içerisinde alınır. Kesme işaretine bakalım. Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirmekleri ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Hangi ekler? İyelik eki, durum eki, bildirme eki. Yani yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılmıyor. Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için kullanılır. Ne dedik? Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen Ekleri ayırmak için kullanılır. Şu şekilde Nihat Bey'e, Ayşe Hanım'a, Enver Paşa'ya kısaltmalara getirilen şu anda arkadaşlar kesme işaretine bakıyorum unutmayalım. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için de kesme işareti ile kullanılır. TBM'nin, Türk Dil Kurumu'nun, BİM, Birleşmiş Milletler'de BİM'lerden çıktı. ABD'de, TV'ye falan sayılara getirilen, sayılara getirilen ekleri ayırmak için de arkadaşlar kesme işareti kullanılır. İşte ikinci, üçüncü, sekizinci, sonra 657 ile falan. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için de kesme işareti ile kullanılır. Ne dedik? Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarından sonra ekleri ayırmak için de kesme işareti kullanılır. Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için konur. Evet, bir ek ya da harften sonra gelen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanıyoruz. Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göstermek için de arkadaşlar kesme işareti kullanılabilir. Mesela par etmez, nen var, neyleyim gibi. Özel antlar için yay ayraç içinde bir açıklama yapıldığında kesme işareti yay ayraçtan önce kullanılır diyelim. Kurum, kuruluş, kurul, kurul ve iş yeri adlarına gelen ekler kesme ile ayrılmaz. Burası önemli. Türk Dil Kurumu'ndan dediğimizde, Edebiyat Bölüm Başkanlığı'ndan dediğimizde, Bakanlar Kurulu'ndan dediğimizde bir tek Avrupa Birliği kelimesi bir kesme işareti ile ayrılır arkadaşlar. Özel adlar özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesme ile ayrılmaz. Tekrar ediyorum. Özel isimlere getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz. Bunları zaten söylemiştim arkadaşlar. Konumuzu bu şekilde tamamladık. Umarım faydalı olmuştur. Bazı yerlerde dilim sürtmüş olabilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum.